Öncekilerden hangisi metinde aynı düşünceyi savunur deniliyor. Bakalım. Eğer başkasından zarar görmek istemiyorsak başkalarına zarar vermemeliyiz. Unutmamalıyız ki yaptığımız her kötülük mutlaka misliyle geri döner. Metinde diyor ki iyilik yap. Eğer diyor kötülük yaparsan kötülük görürsün. Yani kötülük yaparsan kötülük görürsün. Bunun kaçışı yok demek istiyor. Şıklara tek tek baktığımız zaman ise C'de diyor ki camdan evin varsa komşunun camına taş atma. Sen ona bir taş atarsan, kötülük yaparsan o da sana camdan evin olduğu için taş atar. O da senin evini kırar, başına yıkar gibi bir anlamı var. Yani C'de bunu görüyoruz. Diğerleri neden değil? Komşusuna saygılı olmak her kültürde önemli bir davranıştır. Burada yaptığın kötülüğün karşılığını görürsün ifadesi değil, sadece saygılı olmanın önemli bir şey olduğu ifade ediliyor. B her insana İnsan olduğu için saygılı olmak gerekir. Burada ise saygılı olmak için ekstra bir sebebe gerek yok. İnsana saygı duyulmalı gibi bir düşünce söz konusu. Yine burada bir kötülük yapmak ve onun karşılığında kötülük görmek yok. Başkasına zarar vermek toplumsal huzuru bozar deniliyor. Toplumsal huzurun burada ise daha üst planda ele alınmış mesele. Toplumsal huzuru bozmak istemiyorsan başkasına zarar verme diyor bir tavsiye söz konusu. Ama C'deki gibi bir kötülük yapma, kötülük görmek istemiyorsan düşüncesi bunda da yok. Cevabımız Ceyhan.